hepimizin, biz kadınların böyle bir kilo sorunu var efendim. Gerçi benim çok kalmadı çok şükür. Hatta giderek de kilo veriyorum sürekli. Onu da durduramıyorum. Bir durdurmam lazım. İnsan çünkü hayatı çok yoğun olduğu zaman maalesef yemek yemeyi unutuyor. Ben de şu anda 48 kiloya falan düşmüşüm en son baktığımda. Birazcık kilo da almam gerekiyor. Çünkü 70'li kilolardan buralara kadar geldim. Ama sadece benim değil ve bütün kadınların bir sorunu bu. Kilo almak, vermek meselesi. İnanın bu zarar. Zara ya da dert olmuş ve Zara da artık bıktım bu kilo meselesinden diyor. Bakın röportajda neler söylüyor. Her gördüğümde bir beden daha inceliyorsunuz. İki beden gitti yani gitti. çok şükür. <laughs> çok zor oldu ya kırktan sonra çok zor olmuş gerçekten. ne Yani ben bir small olmayı isterim aslında. Yani bir 36 olmayı isterim. Bu yazıda aşksız mı geçirdik? Evet. Aşk dediğin şey de aslında bir mesai istiyor. İşini yaptın geldin. Evet. Evde çocuğun seni bekliyor. Evet. Başka bir yerden de başka birisi diyecek ki gel hadi gel tatlım iki günde bir yere gidelim. Kim böyle bir şeye okey diyecek? Okey diyen çıkarsa hazır mısınız artık? Yok artık. Yok artık. Hayır <laughs> öyle demiyorum. Small Mola düşünce aşkı okey miyiz? <laughs> Niye kodluyorsun sen beni? Son soru. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Eğer... Sana mı cevap vermeyeceğim? <laughs> Veriyorum ama yayınlama. Ben ama... veririm. Mutlaka sen yayınlama. Efendim. Oldu da aşkı buldunuz. Biz iki şartlarda el verirse tekrar anne olmayı düşünür müsünüz? Yok hayır. Ben tekrar evlenmeyi de düşünmüyorum. Düzeyli birliktelik diyorlar ya. Sen bunu yine yayınlama. Benim şimdi bak düşünürken sinirim bozuldu. <laughs> yayınlama yayınlama. Bunu annem filan izler. Düzeyli birliktelik değilmiş olanlar karşıma gelir. <laughs> Ah şekerim, ah canım Zaracığım. Yani bu kilo meselesi kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Zara son zamanlarda çok kilo aldı aslında. Eskiden bu kadar kilolu değildi açıkçası. Ama kilo hakikaten kadını olduğundan çok daha yaşlı gösteriyor. Kilo giydiğiniz şeyleri yakıştıramıyorsunuz ama ben şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu kilo hayatınız boyunca hani böyle zayıf ve fit bir görüntünüz vardı varsa bir süre sonra kilo aldığınızda etrafınızdaki insanların da acımasız yorumları oluyor. Ben de eskiden mesela çok başıma gelmeden önce kilo alan birini gördüğümde ay ne oldu neden bu kadar kilo aldın ama bak işte yakın arkadaşımsa tabii ki bu hani dostumsa böyle eleştiriler yapıyordum ama ben de bir dönem kullandığım ilaçlar içinde bulunduğum birazcık böyle ruhsal bir şey vardı. Yani depresif bir durumum vardı o dönemler. Çok fazla böyle bütün öfkelerimi, kızgınlıklarımı, hayal kırıklıklarımı hepsini yemekten çıkarırdım. Özellikle de böyle yediğin şeyler diyeceksiniz ki hani ne yiyip içiyordunuz? Hani özellikle seçimlerin böyle yemek konusu değildi. Hani kebaplar, dönerler falan değil. Abur cubur çok fazla yiyordum ben. Birçok kadının deyim büyük sorunu ve özellikle 6'dan sonra hani böyle film izlemeye başladığımız zaman yiyoruz yani. Ben de öyle bir dönemde tatile gittiğimde çok sevdiğim sanatçı bir dostum beni gördüğünde o kadar ağır bir şekilde ay ne olmuş sana bu kadar kilo alınır mı sen zaten minyonsun ay sırtın etlenmiş boynun etlenmiş vesaire demeye başladığı sırada bu durumun aslında ne kadar çok insanı üzdüğünü aslında söylemlerin karşı tarafı ne kadar çok hırpaladığını sanırım o anda idrak edemiyoruz. Aslında mesela zayıf olan birisi için de bu geçerli. Şu anda da mesela beni zayıf görenler bu sefer de ay Başakçım ne kadar zayıflamışsın ama bu kadar yeter daha fazla kilo verme işte zayıfladıkça çocuk gibi olursun bilmem ne. Ya bu işin bir dengesi yok galiba Engin'ci. Evet. Yani sen de mesela Engin mesela bizde çok zayıftır. Kaç kilosun Engin? Ben de 65. 65 boyu kaç? 80. 65 kilo mesela ben de ona baktığım zaman bana da o çok zayıf geliyor. Aslında sağlıklı. Yani önemli olan mesela ben kilolu hanımları da biliyorum. Sağlıklı olanları da var. Ya da metabolizm meselesi kimisinin de kemikleri iridir mesela. İstediği kadar kilo versin bir türlü o kilo verdiği görünmez. Çünkü kemikler iri olduğu için onda da görünmüyor. Ama bu kilo meselesi özellikle mobbing konusunda bence çok ciddi bir sıkıntı. Birbirimize bunu yapmamamız lazım. Yani çok kilo veriyorsun bu sefer çok zayıf diye eleştiriyorlar. E, kilo alıyorsun bu sefer de şişkosun diye eleştiriyorlar. Bu işin ayarı ortası yok anacığım. Siz siz olun yine de hiç kimseye... Bilmeden, etmeden böyle yorumlar yapmayın. Ama sanat camiası içinde sahneye çıkıyorsanız evet zayıf olmak zorundasınız. Kusura bakmayın. Çünkü e, ekrana çıkan insanlar, ben de mesela bu kiloları ekranda çok kilolu göründüğüm için, ekranda kendimi mutlu görmediğim için, bile ben çocukluğumdan beri hep zaten çok zayıf bir e, genç kızlık, işte çocukluk dönemim oldu. O da beni rahatsız ettiği için, mutlu olmadığım için kilo vermek istedim. O yüzden de bence Zara'nın da sahnede gördüm ben onu en son de izlemiştim. Hakikaten aşırı kilo almıştı ki ben onun kilosuz halini biliyor Bir Defa Zara'nın yüzü çok güzel. Ben mesela çok fazla türkü dinleyen biri değilimdir ama Zara'nın sesine bayılıyorum. Canlı performansı İnanılmaz başarılı ve üstelik hem arabesk çok iyi söylüyor hem sanat müziği hem de halk müziği hepsine de gidebilen bir ses rengi var. O yüzden Zara bugüne kadar özel hayatına da çok özen gösteren bir kadın çok dikkatli hareket eden bir kadın ama çocuktan sonra aldığı kilolar var. Yine de sahne sanatçısında güzel durmuyor. Mesela kilolarıyla başı derde giren bir isim daha var onu da hemen söyleyeyim. O isimlerden bir tanesi de mesela Sibel Can onun da yıllardır kilolarıyla derdi var. Ee, en son gördüğümüzde o da çok kötü görünüyordu. Yani şimdi böyle söylüyorum diye insanlar niye kadın kadına bunu yapıyor? Hayır kilo verebilecekseniz eğer ki ekrana da çıkıyorsan sahneye çıkıyorsan bir defa güzel kadın, bakımlı kadın istiyor sahne kusura bakmayın yani. Oyunculukta belki bu şey değildir ama mesela oyuncularda da kilolu bir oyuncuysanız aşk filmlerinde sizi yazmazlar. Çünkü aşk filmlerindeki kahramanlar hep anlatılırken güzeller güzeli, angelika, işte yakışıklılar yakışıklısı, işte görüntüsüyle, kara kaşıyla, kara gözüyle, fitliyle, bilmem neyle diye yaz delikanlı derken, onu da hep Burak Özçivit gibi, işte Kenan İmirzalıoğlu gibi, efendim söyleyeyim, Kıvaş Tatlıtuğ gibi adamlar. Şimdi bakın bakalım, siz ekranda şişman, jön gördünüz mü? Hani kilolu, tabii ki... E, karakter oyuncuları dışında oyuncular var. Ama başrolde aşk filmlerinde genellikle fit adamlar tercih edilir. Yaştan bahsetmiyorum. Kıvanç baktığınız zaman 40 küsür yaşında. Ee, Keza şey de öyle, Burak da öyle. E, Kenan artık 50'sinin üstüne çıktı ama hala bu adamlar fit. Ya ben size zaten geçtiğimiz aylarda kimi koymuşum? Brad Pitt'le ile George Clooney'nin şey görüntülerini koyduk. Bir 60 yaşında, bir 63 ama adamlar delikanlılara taş çıkaracak kadar cool'lar. E şimdi hep kadınlardan bekleniyor böyle bakımlı ol, fit ol da. E siz erkekler e siz erkeklerin de kendine bakması gerekiyor. Sadece kadınların üzerinde dönen bu fit olma meselesi bence erkekleri de fazlasıyla ilgilendiriyor. Onların da bence bakımlı ve fit olması lazım. Her kadın da sabah uyandığında göbeğini yana kaydıra kaydıra oturan yatan bir adamla birlikte olmak istemez. O yüzden hepimizin sağlığı açısından önemli. Zara evlendikten sonra bir ilişkisi oldu ama o da çok fazla uzun sürmedi. Ama galiba Çocukları olan e, boşanmış kadınlarda öncelik biraz çocuklar oluyor. Hayatını aldıkları adamla ilgili daha dikkatli davranıyorlar. E, ve ben hep söylüyorum özellikle kadınlara lütfen hayatınıza biri girdiği zaman emin olmadan geleceğe adım atmıyorsanız ya da ciddi bir beraberliğiniz yoksa Hemen ilk tanıştığınız adamlarla şu çocuklarınızı tanıştırmayın. Ben bunun çok fazla travmatik sonuçlarını yakın dostlarımdan ve çevremden gördüm. Her hayatınıza giren adamı kızınızla oğlunuzla tanıştırdığınızda o çocuklarda çok ciddi yaralar açılıyor. Hele bir de baba figürü yoksa eğer defolu bir baba kavramı varsa çocukların zihninde birlikte olduğunuz adamlarla tanıştıklarında o, çocuklarla ilgili hayal kuruyorlar. Onun kendi eğer bir de adam sizin hayatınıza girebilmek ve sizin bir parça ya da sizi etkilemek için aslında içinde böyle bir abilik duygusu, sorumluluk duygusu yoksa bu çocukların üzerinden öyle bir nemalanıyorlar ki bunu yapmayın. Zaten şu anda da 3. E, sayfa haberlerini ya da sosyal medya araçlarına baktığımız zaman artık öz çocuklarına bile bu iğrençliği yapacak insanların dışarıda neler yapabileceklerini tahmin yani tezahür bile edemiyorum kendi kafamdan. O yüzden de lütfen çocuklarınıza e, evli hanımlar yani boşanmış çocuğu olan kadınlar evlenirken daha hassas olmak zorundalar. Üzgünüm ama o çocuğu dünyaya getiriyorsanız hassasiyetiniz üçe katlanmak zorunda. Bu yüzden de adamın geçmiş hayatı, ilişkileri, aile düzeni, kendi ailesine olan tavırları çok önemli ama bugün çocuğunuz olmasa seçeceğiniz adamda dikkatli olursunuz tabii ki ama çocuğunuz olduğundaki o duygu bekar olduğunuzda yani çocuğunuz yoksa eğer ayrılmış bir eş kadınsanız onda birazcık daha ee, risk alabiliyorsunuz ama diğer tarafta risk alma şansınız yok ama dediğim gibi yani bu ilişkilerde gerçekten dün de söylediğim gibi hani böyle bakıp da anlayamıyorsunuz ki yani insanlar 30 yıl aynı yastığa baş koyduğu adamı tanıyamıyorlar 40 yıldır beraber olduğu adamı tanıyamıyorlar ama sanat camiasındakiler ünlü oldukları için, göz önünde oldukları için ilişkiler konusunda daha hassas ve maalesef daha dikkatli ve özenli davranmak zorundalar.